Efendim Yeni Kapı'dan hepinize tekrardan selamlar, saygılar. Yanımda çok değerli başkanım var. Çok yoğun bir mücadele veriyor. Evren Sancak Başkanımız, Eyüp Sultan Trabzonlar Dernek Başkanı. Evet, yine aynı zamanda Trabzon Dernekleri Başkan Yardımcısı. Trabzon Konfederasyonu'nda da yine Başkan Yardımcısı, iş insanı, bütün her yerde var. Yani köprü başına gidersin orada. Şimdi Madur Şenliklerini bu sene yapacağını ifade ediyorlar. Olacak inşallah. Evet, bakalım. Onu da topu sana attılar, onu da biliyoruz. Gidip görüşeceğiz. Evet, Sayın Başkan, önce ben emeğinize çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Genç yaşınıza rağmen çok mücadele veriyorsunuz. Halka, hemşerinize hizmet ediyorsunuz. Eyvallah. Onun için sizden Allah razı olsun. Neler ifade etmek istersiniz? 6, 7, 8, 9 Trabzon Bahar Şenliği diye bir konfederasyonumuzun şey yapmış oldu. Konfederasyonumuz 5 tane federasyonun birleşmesiyle bir araya gelmiş. Evet. Çiçeği burnunda bir konfederasyon. Bu ilk etkinliğimiz. Tabii biz etkinlik konusunda deçübeliyiz. Bu bizim belki de 30'u geçmiştir etkinlik sayımız. Ama konfederasyon olarak ilk etkinliğimiz. Yine Trabzon'u burada buluşturacağız. Bir bahar şenliği yapacağız. Tabii bundan sonra şimdi böyle Beşköylü Adem'in bir şarkısı var. Diyor ki Mayıs ayı geldi mi adım beni dağlara. Bizim Trabzon insanı Mayıs ayı geldi mi dağlar vurur. Onlar gitmeden burada bir bahar şenliği yapıp onları böyle tatlı tatlı yollamak istiyoruz. Ha, burada diyorsun önce alıştıralım onları doğru yaylaya. Alıştırıp doğru yaylaya göndermek niyetimiz var. Ne güzel. Bugün kurulumlar başladı işte. Ortahisar geliyor, Şalbazar'a geliyor. Ufak ufak başladık. Yarın öbür gün de hareketli olacak. Pazar günü. Zantar çok yoğun. Çok yoğun. Başladık. Güzel ürünler de var Sayın Başkanım işte orada. Ufak ufak başladık. Hayırlısı olsun bakalım. Evet, bu arada Köprübaşı'nın ürünleri de el emeği göz nuru. Evet. Musa Aydın geliyor mu? Musa abi geldi burada. Geldi mi? Evet. Musa abi de Köprübaşı'nın el sanatlarını burada inşallah satacak. Evet, şimşir kaşıklarından, bastonundan şeyine kadar burada gelen hemşerilerimize beğenisine sunacaklar. Evet Evren Başkanım, bir şey soracağım. O kadar işin arasında, yoğunluğun arasında bakıyorum. Yani sana ulaşmak istediğimiz noktalar oluyor. Alöner'de işte başkan şu görüşmede, başkan şu toplantıda, başkan şu şeyde. Şimdi zaman zaman da diyorum ki yani başkan bu kadar enerjiyi kendi işine verse herhalde parayı koyacak yer bulamaz. Yani bu aşk mı? Şimdi, bu nasıl bir durum? Ya şimdi şöyle, bu dernekçiliğe başladığın zaman ya bunu yapmayacaksın, evet, ya yapıyorsan bunun hakkını vermen lazım. Yani insanlar şimdi bir günün birinin hastane iş olur, birinin öğrencinin burs iş olur, birinin evet, bir şey olur. Ya bunlar ne? Araba sigorta işi. Ya herkesin her şeyi olabilir yani. O ama sonuç itibariyle bir festival olur, bir sanatçının bir problemi olur. Bunlarla ilgileneceksin. İlgilenmezsen bu işi yapmayacaksın. Evet. Bu işi yaparken de ister istemez bu işi yaptığın aşamada birçok insanla danışıyorsun. Birçok insanla danıştığın zaman çevre genişliyor, iş yoğunluğu da artıyor. Başkanım, Sayın Evren Sancak Başkanım, ben 30 senedir bu camiadayım. Ömer Karakaş, sen de iyi dinle burayı. Şimdi bak Evren Başkan ne diyor? Ya diyor, başkan olduğun zaman, bu görevde olduğun zaman millete koşacaksın. O vasıfta olduğun zaman çünkü insanlar da o insandan bir şey bekliyorlar. Beklendi içerisine göre. İnsanlar diyor ki yani benim bir işim olduğu zaman, bir de bizim yörenin insanı zor insanlar. Zor insan. Yani öbür diğer yörenin insanı gibi değil. Aynen öyle. Her gün yaparsın yani, bir gün yanlışlıkla işin olsa yok şimdi, dese yandın. Şimdi biz burada etkinlik yapıyoruz. Tabii biz çok koşturuyoruz ama tabii hem Ömer'e hem Ahmet abi hem sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Buradaki bu güzel ambiyansı siz duyurmasanız, eyvallah, bu insanların burayı görme şansı yok. Sizin katkılarınızla beraber de burası çok güzel bir hal ama almış. Ama başkanım siz dediniz ki reklama ihtiyaç yok. Her yer reklam. O açıdan. Ya biz reklam açısından demiyoruz. Yani gelemeyen de burayı yaşasın diye diyoruz. Yaşasın. Ha, yani yoksa reklamlık bir durum bu yok, evet, Allah aşkına. Şimdi peki başkanım, aynı zamanda Sayın Başkanım, bugün sabah Ali Osman bizi dinliyordu. Sesli Kaya Hanlarından. Evet, kavurmacı. Aynen öyle, kavurmacı. Evlendikten sonra biraz koptuk mu? Koptu sanki. Biraz şey oldu. Olsun ama. Olsun ama. Selam olsun ona da. Selam olsun. Madrid eteğinde senin çok güzel bir evin var. Allah uzun yıllar oturmayı nasip etsin. Amin inşallah. Onun tam üzerinde de şenlikler yapardınız. Madur şenlikleri. Evet, evet. Birkaç yıl ara verdiniz herhalde. Şimdi ben en son biz 13 tane yaptık. Ondan evet, sonra dedik ki bundan sonra gelecek olan belediye bunu devam ettirsin. Ne yapsın. 5 yıl boyunca yapmadı. Ama şimdi bölgeden ya işte bura güzel oturmuştu. Sanatçılar da işte bu başta işte İlhan Hoca'dan Yakup Adalay'ına kadar, evet, Beşköylü Adem'inden işte Onay Şahin'ine kadar hepsi diyor ki ya burayı niye bıraktınız? Burayı öksüz kaldı, burası oturmuştu falan filan diye. Şimdi bu kurbanda nasip olsa bir göğe gideceğiz. Orada tekrar konuşacağız, bakacağız. Eğer yapılması gerekiyorsa da yapacağız inşallah. 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 Ben sizin
o görevi de üstlendiğiniz, o işi bitirirsiniz siz. Öyle inanıyorum. Çünkü o bölgede, o yaylalarda, o çevrede yok. Sultan Murat var ya, başka. Ya yani Sultan Murat o, var. Bizim, limon suyunda bizim, yapıyorlar. Ya onlar yeni başladı ama aynen, yani bizim aynen. Madur Dağı Şenliği Damı oturmuştu. Ve bir de bölgenin ortak noktasıydı bizim tamam. Orası. Yani bu hem Araklı yaylaları, hem Sülmene yaylaları, hem Çaygara, o Köprübaşı yaylası. Tabii diyor. Hepsinin birleştiği bir nokta gibiydi. İnşallah bakacağız. Bu sene de böyle bir niyet var. Ama tabii gidince daha çok netleşecek bu işler. İnşallah. İnşallah. Olsun ki o evin bahçesinde bir çay içelim de. Olsa da olmasa da içeriz. Onda sorun yok. Evet başkanım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür başka eklemek istediğim yok, bir şey var mı? Yok hiçbir şey. Herkesi bekliyoruz. Bu anı burada hep beraber. Çünkü insansız hiçbir şey olmuyor. Doğru. Tüm hemşerilerimizi buraya bekliyoruz. Pazar günü akşama kadar burada olacağız. Herkese selamlar, saygılar. Evet efendim bölgemizin Köprübaşı'nın değerli iş insanı, değerli başkanım sevgili Evren Sancak'la kısa bir röportaj yaptık. Bizi izlemeye devam edin. Herkesi bekliyoruz efendim.